Evet efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Dokunulmazlık oyununda 12-8'lik bir skorla galibiyete ulaştılar. Ve potada mavi takım Batuhan'ın ismini yazmadı aslında. Şöyle oldu. 4 Yasin, 4 Batuhan çıktı. Takım kaptanı Ogeday da Batuhan'ın potaya girmesine karar verdi. Şimdi potayı sayıyorum size. Yunus, Yaman, Özgür, Batuhan. Yunus'la Yaman oynayacak, Özgür'le Batuhan oynayacak. Düello eşleşmeleri bu şekilde. Tabii ki masamızda kim gider diye tahminlerimiz olacak. Bunları değerlendireceğiz ama isterseniz oyunla başlayalım. Çünkü dün inanılmaz bir mücadele vardı. Pozisyonlarımız çok. Hepsini tek tek vereceğiz, üzerine tartışacağız. Genel değerlendirmelerle Murat abicim başlıyoruz. Buyursunlar. Ha. Hemen başlayayım mı genel değerlendirme? Ben VTR'e girecek diye bekliyorum. Yok şimdi pozisyonları ha. tek tek değerlendireceğiz dedim ya. Ama hangi pozisyon işte değerlendireceğiz? Yok yok pozisyonu... genel değerlendirmenizi ha, alalım. genel oyunla, oyunla ilgili ondan genel. Ondan sonra da pozisyonları ha, anladım, tek tek anladım. değerlendiririz dedi. Oyunla ilgili genel değerlendirmemiz şöyledir sevgili Furkan kardeşim. Evet. Şimdi baktığımız zaman bir kere burada şimdi Sezar'ın hakkını Sezara verelim. Ben günlük sütün tabii. Her zaman günlük süt olduğumda övündüğüm için hı hı. şimdi Sezar'ın hakkını Sezara vermem gerekiyor günlük süt olduğum için de. Fordafor. For. Kim bu Fordafor? For? Nagihan. Nagihan Karadere. Fordafor. For. Sen şu anda bana şey bakmıyorsun böyle güzel bakmıyorsun. Acaba diyorsun yapmacık mı davranıyor yani bu Nagihan'ı övüyor. Öyle bir bakışım var. <laughs> Vallahi öyle hissediyorum ben. Müneccim olur. Yapmacıklık yok değil mi bende şu anda? Yani benim Nagihan'ı övmemde herhangi bir yapmacıklık yok. Ben günlük sütüm. Günlük süt olduğum için... Ne olursa onu konuşurum ben. Nagiyan kardeşimi buradan tebrik ediyorum. Çünkü kendisi 4'te 4 yapmıştır. Onun kopyotu kim olmuştur? Onun kopyotu zaten son zamanların fırtına gibi esen kadın yarışmacılarından olan Nefise. O da 2'de iki yapmıştır ve Nagiyan'a e eşlik etmiştir. Bu yüzden de kırmızı takımı yürekten kutluyorum. Ha bu arada Atakan'ı da unutmayalım. Atakan da 3'te 2 yaptı. O da takımına destek verdi. Burada kırmızılarda destek veremeyen yarışmacıların başında Sercan geliyordu. Sercan dörtte bir yaptı. Özgür de üçte bir yaptı. O da destek veremedi. Ve diğerleri de Aleyna Merve ikide bir yaptılar. O da tam tabi tam denkleştiremediler. Onlara da yani tam başarılı diyemiyorum. Ama baktığın zaman Nagiyan bu oyunun kraliçesi oldu. Ve Nagiyan'ı tebrik ediyorum özellikle. Nefise'yi de tebrik ediyorum. Mavi takıma baskarsak da Mavi takımda sıfırcılar var. Kimler onlar? Furkan 2'de 0, Damla 4'te 0, Berna 3'te 0. Damla'ya bu 4'te 0 hiç yakışmadı. Damla'nın 4'te 0 yapması tabii ki doğal olarak rakibe bir avantaj sağladı. Damla takımına hiç destek veremedi. Bundan önce çok formda olan, bir oyun önce, dokunulmazlık önce çok formda olan Furkan ise 2'de 0 yaptı. Furkan'ın bu formu dün gece yok oldu maalesef. Yani sanki bir yıldız gibi hani yıldızlar bir anda kayabilir ya Furkan da bir gece önce yıldızdı parlayan fakat dün gece kaydı. Neden kaydı onu da bilmiyoruz. Berna 3'te 0 zaten Berna'nın performansı genelde çok çok iyi olmuyor onda bir problem yok. Ama burada tabii ki Ogeday'ı yine tebrik ediyorum. Ogeday yine 3'te 3 yaptı. Ogeday karşısına çıkan bütün erkekleri yendi ama tabii ki tek başına bir Ogeday bir takımı zafere taşıyamıyor. Bunu bir kez daha gördük. Takımsal olmak lazım. Sadece Ogeda'yla bu iş olmuyor. Diğer mavi takımdaki arkadaşların bunu artık görmeleri lazım. Ogeda'yın 3'te 3 yapması, diğer bütün erkekleri yenmesi sizi sadece zafere taşımıyor. Sizin de Ogeda'ya katkılarda bulunmanız lazım. Bu yüzden de ilk oyun değerlendirmen bu şekilde sevgili Furkan Dede. Çok teşekkür ediyorum efendim. efendim. Buyurun efendim. Evet Furkan'cığım yine haftanın son dokunulmazlık oyunu. Haftanın son dokunulmazlık oyunlarının parkursuz olmasına zaten alışmıştık. Bu da öyle bir oyundu. Değişik bir oyundu. Ee, kraliçeyi geri döndürdü. Hani parkurda eleştiri alan kraliçe ben parkur yoksa varım dedi resmen dün ve ağırlığını koydu 4'te 4. Bir Seda, iki Damla ve bir Berna galibiyetiyle Nagyan keyifli bir gün yaşadı diyebiliriz. Ee, keşke parkurlarda da bu performansını görmeye başlasak tekrar diyorum. 2'ye 2 biten bir hafta oldu baktığımız zaman genel bir değerlendirme yapacak olursak. Kırmızılar, maviler, ee, iki oyun kırmızılar, iki oyun Maviler aldı ve potaya eşit insan soktular. Dolayısıyla güzel bir haftaydı. Böyle kafa kafaya haftaları seviyorum. Kırmızı takımı tebrik ediyorum. Tabii ki eksiklerine rağmen Nagiyan kırmızı takımı taşıdı diyebilirim. Çünkü dört sayı alan başka oyunda kimse yok. Ee, bir parantez de açacağım. Murat abi de az önce sayarken işte yıldızlar, e, belli yıldızlar kayıyor. Bir gün parlıyor, bir gün kayıyor dedi. Gerçekten o kadar kaymayan bir yıldız diyebilir miyiz? Yani oyun her ne olursa olsun, atış her ne olursa olsun... Parkurlu, parkursuz, sulu, çamurlu her oyunda yani bir şekilde şaşmıyor. Hani maşallah diyelim 3'te 3 yaptı yine. Seda da ona yakın bir performansa görüyorum. Seda da mesela kaç oyuna çıkarsa çıksın ve oyun her ne olursa olsun bir mağlubiyet olabiliyor Seda'da. Hani bir sallantı payı oluyor ama mesela 5 oyuna da çıksa 4 alabiliyor. 3 oyuna da çıksa iki Hani böyle 2'de 0'ını üçte 0'ını hiç görmediğimiz iki isim var bu Survivor'da. Bütün takımlar dahil. o Ogeday ve Seda ikisini de tebrik ediyorum. <laughs> e, oyunla ilgili genel değerlendirmen bu şekilde Sonra özel konulara gireceğiz zaten Peki efendim buyursunlar Özel konular, konular. <laughs> Oyunda başarılı olan isimler Nagihan, Nefise, Ogeday Ondan sonra Bu üçünden sonra gelen isimler Atakan Seda ve Yaman Bu altı kişi e, Gerçekten başarılıydı bireysel olarak Şimdi ben dokulmazlık dördüncü dokulmazlık oyunlarında hep farklı oyunlar ve daha statik oyunlar seçildiği için kişisel olarak herkese bakabilen tarzda oyunlar olabiliyor bu oyunlar. Geçtiğimiz haftada silindir üzerinde koşuyorlardı. Ondan önceki haftada bir kayma platformu gibi bir şey vardı. Dolayısıyla ben bu tarz oyunların spesifik oyunlar olduğu için yıldızların kaymasına maymasına çok bakmıyorum. Vay efendim Furkan da olmuş falan olabilir. Furkan'a bakmıyordur. Furkan'ın zaten fiziksel olarak bakma ihtimali olmayan bir oyun. Dolayısıyla ben nerede Furkan diye eleştiremem. Çünkü yapısal olarak zaten Furkan'a uygun bir oyun değil. Bir kere parkur değil ortada ve dolayısıyla yıldızlar kayıyor, yıldızlar şöyle yıldızlar böyle diye bir eleştiri yapmam söz konusu olmaz. Veya para e, saygı duyar ama ben böyle düşünmüyorum. Ama tabii ki becerikli olana, boyunda da e, başarı kazanmış insanlara hakkını veririm. Dolayısıyla ilk saydığım 6 isim e, kesinlikle çok başarılı. Boyuna da onlara da yatkın oldukları için zaten e, bu başarıyı elde ediyorlar. Ama mesela şöyle bir durum var. Oyun Merve'ye de yatkın ama mesela Merve o kadar başarılı olamıyor. Yani Merve'ye bakıyorum de bir. Yani Merve'nin de boyu uzun, eli kolu uzun ama yani o avantajını kullanamamış. Birini eleştirecek olsam mesela ben Merve'nin 4'te 4, 3'te 3 yapmasını beklerim doğal olarak. Hani Atakan'ın 3'te 2 yapmasını bile belki eleştiririm. Yani birini eleştirecek olsam Furkan'ın 3'te 0'ı falan veya kaç yapmış Furkan 2'de 0'ını hiç eleştirmem bile. Çünkü bu oyun zaten Furkan'a bakmıyor. Bu oyundan beklenti Furkan'la ilgili bir şey olamaz. Veya ne bileyim Berna'yla ilgili beklentim fazla Olamaz. Dolayısıyla bu oyun spesifik bir oyun. Ama tabii ki e, kazanan isimleri tebrik ediyorum. E, mesela Nagihan. Yani 3 tane dokunmazlıkla 2 kere sahne alan Nagihan. Dün 4 kere sahne aldı. Oyun Nagihan'a bakınca sakatlığını unutuyor. Oynuyor. E, bu tarz oyunlarda Nagihan'ın e, becerikli olduğunu zaten biliyoruz. Ama daha fazla sahne almış lazım Nagihan'ın. Yani Nagihan mesela... Bir gün önceki oyunda da konuşmuştuk. Eli iyiydi, atışı iyiydi ama bir kere atıp yok oluyordu. Hayır, Nagiha'nın biraz daha süre alması lazım. Nargen'in biraz daha korkmadan mücadele etmesi lazım. Dün akşam oyun ona biraz daha yatkındı. Her ne kadar kendisi bana yatkın değil gibi bir şey söylese de gayet ona yatkın bir oyundu. Böyle oyunlarda Nagiha'nın sahne alması lazım. Çünkü onun sakatlığına hiçbir şey yok tahminimce bu oyunun. E, ve dolayısıyla zaten çok da başarılı oldu. E, ama oyunun üzerinde çok fazla not var. İşte sakatlıklar var. Özellikle Yaman'a yapılan bir takım olaylar var. Yani çok konuşacağımız <laughs> konu olduğu için e, ben sabırsızlıkla o anları bekliyorum. Buyurun efendim. Bir şey eklemek istiyorum İhsan'a. Nagihan bu tarz oyunlarda sakatlığını unutuyor dediğinde sanki böyle bir onu e, kinayeni söylediğin gibi geldi. Yani sakatlığını Kina unutuyor. Kinayeni var evet. İşte Ama parkur değil ki. Sakatlığını unutuyor da oynuyor. Hani normal parkuru sevmediğinde bahane buluyor da bu parkurda bak nasıl oynadı diyemeyiz. Evet. Çünkü bu parkur değil ama. Bahane buluyor ama. Evet bahane buluyor ama şu an bu oyunda şey diyemeyiz bence. Nagiel sakatlığını nasıl unuttu? Zaten sakatlığını hatırlatacak bir e, ortam ve oyun veya parkur yoktu. Hani zaten sakatlığını hissetmeden oynayabileceği bir oyundu. Hani unuttu deyince sanki oyunu sevdi de sakatlığını önemsemedi. Ben, ben, ben şu andayım Nagihan'ın. Nagihan sakatlığını bir silah olarak kullanıyor mu? Biraz Bazen onu hissetmeye evet. başladım. Yani Nagihan'ın bir sakatlığı var ve Nagihan'ın bu sakatlığı Nagia'nın her oyunda oynamasına engel olabilir. Bu bir doktor raporuyla zaten muhakkak kanıtlanıyordur. Doktor der ki sen bugün oynama, oyna vesaire. Ama şu var ki Nagia doktorun oyna dediği bir günde atışa bakıyor. Ondan sonra adam seçiyor. Ondan sonra diyor ki ben bir daha oynamayayım. Mesela o gün yok oluyor Nagia. Çünkü diyor ki ben bir daha oynarsam sayı verebilirim. Oynayabileceği oyunlarda oynamıyor. Ama bakıyor ki ben rahatça sayı alabilirim burada oynamaya devam ediyor. Bu ne demek? Sakatlığını biraz da avantaja çevirmek, bir silah olarak kullanmak demek. Bunu hissediyor muyum ben? Hissediyorum. Nagen sayı alabileceği oyunlarda oynuyor. Sayı alma ihtimali düşük oyunlarda sakatım deyip geri planda bırakıyor. Yani o zaman bu biraz sakatlığını bahane ediyor. Sakatlığını kullanıyor anlamına geliyor. Silah olarak kullanıyor gibi geliyor. Ben buradan dolayı bir kina yapıyorum. Yoksa mesela Nagi'ye biz bu hafta parkurlarda, şimdi bu hafta ilk oyunda oynamamış. ikinci oyunda bir kere, üçüncü oyunda bir kere ki bu oyunlarda iyi de oynadı. Yani özellikle bir gün önceki oyunda gayet iyi de geliyor, gayet iyi de atıyor. Niye ondan sonra çıkmıyor? Şimdi insanlar bana da soruyor. Diyor ki "E seçmiyorlar, öyle bir şey evet. değil." Yani ilk tur oynandıktan sonra ikinci tur soruluyor kimler oynuyor diye. Üçer kadın yarışmacı çıkıyor. Orada çıkmazsa zaten seçilemiyordu zaten Nağgen. Orada oynamaya çıkarsa seçilebilir. Yani karşı taraf seçmiyor gibi bir durum yok. Dolayısıyla burada bir tercih yapıyor Nağgen. Çıkmıyor, çıkıyor. Biraz da yüzdesini düşünüyor muhtemelen çıkıyor bir tane sayısını alıyor veya alamıyor fazla oynamayayım diyor. Ama mesela dün akşam ekstra oyun hakkı verildi Nagihan atlıyor oynamaya. Niye? Çünkü sayı alabileceğini bildiği için. Çünkü onun için rahat bir oyun, avantajlı bir oyun. Yani Nagihan bunları iyi kullanıyor. Buralarda mesela sakatlıktan hiçbir şey konuşulmuyor. Ama başka yer geliyor sakatlığını konuşuyor. Ben buralardan ilgili kina yapıyorum. Kina yapmıyorum değil zaten kinayı yaptım. Efendim ben de şöyle yorumlamak istiyorum. Nagihan Karadere Survivor'ın kraliçesi olduğunu dün gece bize bir kez daha ispatlamıştır. Dokunulmazlık oyunda 4 4 yaparak aynı zamanda dokunulmazlık sembolünü de alarak <laughs> gelmiş sembolü, geçmiş evet. en iyi kadın yarışmacı olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Kendisini bir yaralı aslan gibi görüyorum. UEFA Kupası'nda final maçına çıkan Bülent Korkmaz gibi görüyorum kendisini. Etrafında birçok ısırık almak isteyen kişi olmasına rağmen tek bacakla ciddi bir mücadele veriyor. Gerçek bir Survivor'dır. Sonuna kadar tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. Efendim aynı zamanda... Biliyorsunuz Nagihan seçiyor seçmiyor çıkıyor çıkmıyor tarzında takım arkadaşları tarafından etrafta çokça eleştiriler oluyor. Herkes yarışmacı seçiyor. Sevgili Seda, Nagihan sakat olmadığı zaman yenebileceği oyunlarda onu seçip yenemeyeceği oyunlarda ondan kaçıyordu. Biz bunları da gördük. Sakatlığını Survivor'da kullanan çok yarışmacı gördük. Survivor başladığı günden bu yana ailesini kullanan, sakatlığını kullanan, Efendim ekonomik durumunu kullanan birçok yarışmacıyı hem tartıştık hem gördük. Ama iş Nagihan'a gelince nedense olaylar çok büyütülüyor. O da neden büyütülüyor? Hak ediyor çünkü. O Survivor'ın kraliçesidir. Bunu bize bir kez daha ispatladı diyorum. Ve isterseniz hemen pozisyonlara geçelim. Efendim ilk tabii ki Nagihan'la Damla arasında ciddi bir rekabet var. Ve ikisinin iki tane maçı oldu. Bazı tartışmalı anlar da oldu. İsterseniz onları kısaca bir hatırlayalım. Buyursunlar Murat abicim. Şimdi VTR'yi izledik ve zaten son günlerde Damla ile Nagihan arasındaki bu bitmek bilmeyen tartışmayı her saniye her dakika konuştuk. Ben ikisinin arasındaki tartışmayı bu sefer konuşmak istemiyorum. Neden dersem ben çünkü her zaman kazananı severim. Kazananı sevdiğim için de burada Nagihan'ı alkışlamaktan başka ben bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü Nagihan oyunu kazanmıştır, 4-4 yapmıştır, zaferini kutluyor burada. Helal olsun. <laughs> Sezar'ın hakkını Sezar'a vermekten yana olan bir adamım. Şimdi mesela diyelim ki bir gazete var. Gazetede manşete yarın ne çıkacak? Yarın çıkacak manşet. Nagiyan 4'e 4 yaptı. Nagiyan'ın zaferi. Ben onu konuşurum. Bunun şimdi tekrar gazetenin en alt sayfalarına girip de Nagiyan'la damganın kavgası ne olmuş? Ben bakmam. Benim bakacağım şey Nagiyan'ın zaferi. Manşette kim var? Nagiyan var. Bu yüzden de görüntüleri <laughs> izledim. Nagiya'nın hakkıyla kazandığı bir oyun olarak görüyorum. Nagiya'nı tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Dörtte dört yapan bir insanı da kutlamaktan başka bir şey konuşmak istemiyorum. Kadının o sevincini, kadın yaşasın. Biz de burada boşu başına niye konuşalım? Helal olsun kadına bu kadar basit. Damla'nın açıklamaları neydi? Ha, evet onlarla ilgili ha, konuşmak istemiyorum. Damla'nın açıklaması... Şimdi Nagihan'la ilgili bu. Damla'nın açıklamasını sordum. Damla'nın açıklaması diyor ki ondan bir farkım olmaz. Onun seviyesine düşmem. İçindeki kim ve öfke evet. onu söyleyen Yasin. Tamam. Şimdi şöyle, şimdi Damlan'ın dediği laflar şu. Onun seviyesine düşmem. Ondan bir farkım olmaz. Yani Damla Nagiyan'dan kendini üstün görüyor anladığım kadarıyla. Çünkü onun seviyesine düşmem dediğine göre Nagiyan'dan bir tık kendini üstün görüyor. Nagiyan'ın seviyesine düşmem demek Nagiyan'ın seviyesine düş düşmediysen o zaman senin o yarışmada ne işin var? Nagiyan da o yarışmada yarışıyor. Sen de o yarışmada yaşıyorsun. Yani onun seviyesine düşmüyorsan o zaman sen de aynı yerdesin, aynı yarışmadasın. Demek ki ikinizin seviyesi de aynı. Aynı e, insanlarsınız. Birbirinizden bir farkınız yok. Nagihan da orada yarışıyor, sen de orada yarışıyorsun. Ha sen Nagihan'ın seviyesine düşmek istemiyorsan o zaman git e, şeyde, e, nedir o New York'ta falan bir yalıda malıda falan. Deniz kenarında filan, Orada yaşa abi yani yapacak bir şey yok. Sen Nagihan'dan... Aynısınız. Yıllardan beri aynı yarışmaya katılıyorsunuz. Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Senin Nagihan'dan bir farkın yok. Nagihan'ın seviyesine. Ha Nagihan da tabii ki yapmış olduğu şeylerle bazen Damla'ya karşı söylediği şeylerle Nagihan da tabii ki hatalar yapıyor. Ama şimdi onun seviyesine düşmem lafı bana göre yanlış. Ben Damla'yı ya yakıştıramadım. Niye? Çünkü Damla ile Nagihan'ın bence seviyeleri aynıdır. İkisi de Survivor'da yarışıyorlar. İkisi de bu masaya gelip yorumcu oluyorlar. Mesela bunların dışında Nagihan mesela yorumculuk yaptı değil mi? Survivor'da yarıştı. Başka ne yaptı Nagihan mesela? Yani hep her şeyi yaptı. Damla da aynı şeyleri yaptı bugüne kadar. Nagihan bunları yaparken Damla da Hollywood'da film çekmedi. Veya Damla da e, ne bileyim kan sahillerinde güneşlenmedi filan falan. Aynısınız. Bir, bir farkınız yok birbirinizden. O laf bana biraz fazla geldi Damla'nın bu lafı. Buyurun. Evet şimdi <laughs> serverde herkesin bir tarzı var. Hani seviye e, yorumu yapmayacağım ama herkesin tarzının farklı olduğunu görebiliyoruz. Burada hani Nagihan da kazanırken <laughs> bambaşka bir yarışmacı. Damla bambaşka bir yarışmacı. Nagihan'a kazanmayı çok yakıştırıyorum. Yani e, bu oyun bence Nagihan'a bakan bir oyundu. Neden? Oyunu oynadığımı da hatırlıyorum. Yani oynarken de aynı şeyi düşünmüştüm. Bu oyun aslında göz temasında ve psikolojik başlayan bir oyun. Göz göze bakıyorsun ve o göz kontağını ee, hiç çekmeden bırakmadan bir psikolojik de bir mücadele başlatıyorsun. Nagi zaten bakışlarıyla bu oyunu kazanmaya başlıyor farkındaysanız. O gözün içine bakarken ki Nagiyan'daki o kendine inanmayı, özgüveni ve karşı tarafı bitirmeyi görebiliyorum. Dolayısıyla çok tam Nagiyan'lık bir oyundu bence. Sonrasında gerçekten tertemiz galibiyetler aldı ve e, sevincini işte yapan ve böyle özgüveni çok yüksek bir kadın yarışmacı görüyoruz. Ben Nagiyan'a yakıştırıyorum bunu. Damla'nın da tarz olarak Nagyan'dan farklı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hani daha sakin. Şimdi Damla böyle kazanırken etrafa laf atan bir yarışmacı değil. Yani bu sezon özellikle hiç olmadı. Ama şimdi orada mesela Seda'dan şöyle bir yorum geliyor. Güzelce yarış işte galibiyetini al. Niye laf sokuyorsun gibi. Ya yani bunu mesela söyleyebilecek son yarışmacı Seda. Bak Damla söylesin tamam derim. Ama Seda bunu söyleyemezsin. Yani ee, saymayacağım burada tek tek örnek ama aklıma böyle 10 saniyede 7-8 örnek geliyor Seda'nın kazanırken veya kaybederken söylediklerini. Dolayısıyla Nagihan'a bu eleştiri yapamazsın Seda. Yani Damla yapabilir bence. Bak bu sezon gerçekten Damla yapabilir ama Seda yapamaz. Bu arada Nagihan'ın bilerek ve isteyerek omzu sakat olduğu için sadece evet Damla'nın omzuna vurduğunu da düşünmüyorum. Oyunun mücadelesi kontağı çok oralardaydı ve herkes herkese bu tip benzer fiziksel mücadeleler yaptı, uyguladı. Ee, Nagihan'ı biraz böyle özellikle Damla'nın omuzu sakat olduğu için omzuna vurmakla suçladılar. Katılmıyorum. Buyurun. <laughs> Valla benim izlediğim hem Damla Nagihan oyunlarında hem Nagihan'ın diğer oyunlarında herhangi bir seviyesizlik görmedim. Nagihan çıktı, mücadelesini gösterdi. E, fiziksel avantajını kullandı, sayılarını aldı. Yani Nagihan'ın herhangi bir seviyesizlik yaptığını görmemekle beraber Nagihan'ın fazlasıyla da hak ettiğini düşünüyorum. Aldığı sayıları. Ha, ona karşı mücadelede tabii ki zorlanıyorlar. Rakipleri, Damla, diğer kadın adaylar. Sonuçta bir fiziksel avantajı var, bir sertliği var, bir gücü var Nagihan'ın. Bu, bu yani branşta Nagihan'ı yenmek çok kolay olmadığı için dönüp aralarında bir takım şeyler konuşabilirler. Ama o konuşma şöyle cereyan etse, şöyle gerçekleşse hiçbir şey demek bize düşmez. Yani evet abi arada bir siklet farkı var. Tabii ki de yani Nagihan burada avantajlı falan. Bu tarz konuşmalar yapabilirler mesela. Çünkü bu şey gibi geliyor bana yani 86 kilo e, bir güreşçiyle atıyorum 68 kilo bir güreşçinin aynı mücadeleyi yapması gibi. Yani şimdi biri birine avantajlı. Burada bisiklet farkı gözüküyor. Özellikle Damla Nagiyan veya Berna Nagiyan oyunlarında. E şimdi bu böyleyken sen bundan bahsetsen eyvallah. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama kalkıp da işte seviyesine düşmem ona yakışanı yapıyor vesaire gibi cümleler sarf ederlerse burada haksız duruma düşüyorlar. Dolayısıyla ben ee, hem Seda'nın hem Damla'nın ee, Burada Nagihan'la ilgili ne demeye çalıştıklarını tam olarak anlamış değilim Sonuçta Nagihan avantajını kullandı Çıktı sayısını aldı Eyvallah gelin sizde oturun Yani seviyeymiş meveymiş Orayı fazla karıştırıyorlar Orada yanlış olduklarını düşünüyorum ee, Gereksiz buluyorum buradaki cümleleri ee, Ben de şunu söyleyeceğim Tabii ki Survivor'ın içindeki değişkenlikler çok fazla Şimdi biz Survivor'ı tek bir oyun kalıbına sıkıştıramayız bu oyunun içerisinde statik e, mücadeleler oluyor, parkur mücadeleleri oluyor, puzzle oluyor, farklı farklı atışlar oluyor. Sonuçta bu bir futbol oyunu değil. E, bana sorarsanız içinde en fazla değişkenlik barındıran e, mücadele Survivor'dır böyle bir platform o yüzden her oyuna uygun olmak lazım şimdi geçen gün Damla Nagihan'la ilgili sadece çenen çalışıyor icraatını görelim demişti Nagihan da icraatını yaptı ee, o yüzden böyle büyük laflar etmeyecek hiçbir yarışmacı bir gün sana bakar bir gün ona bakar kaybettiğin zaman da dönüp geriye Aa ama ben zaten bu oyunu yapamıyordum e ondan sonra kazandığın oyuna gelince bir icraatını görelim olmuyor işte ee, zaten Nagihan'la çok fazla oynamamak lazım. Yani Nagihan'la oynayanın eline iğne batar. Ya bu kadın her zaman bize bunu gösterdi. Ben şimdi çıkıp da buraya 10 senedir Survivor yorumlayan bir insan olarak Nagihan'ın ne başarısı var, Nagihan'ın performansı ne, Nagihan ne yapabiliyor derken benim sesim titrer. Yani kusura bakmayın çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ben geçen gün sevgili Anzade'ye söyledim odanın içinde bir fil var. Biz o file yokmuş gibi davranıyoruz. Bu, bu Nagihan o fil yani. Duruyor yani odanın içerisinde. O yüzden e, hakkını vereceğiz tabii ki. E, sakatlığına rağmen verdiği bu mücadeleyi de ben e, takdir ediyorum. Birçok yarışmacı bu sakatlığı yaşasa Survivor'dan ayrılmıştı. Ayrılmak zorunda kalmıştı ama o mücadele etmeyi tercih etti. Bakalım nereye kadar gidecek? Bence onu seven insanların ve bu mücadeleyi takdir eden insanların da izlemekten keyif aldığını düşünüyorum şahsen. Ee, Nagihan'la Seda'nın bir mücadelesi var Orada da bir e, sertlik durumu söz konusuydu Kısaca bir hatırlayalım bakalım Murat abicim pozisyonu izlediğiniz bir sertlik Veya bir faul durumu görüyor musunuz? Bununla ilgili birkaç oyun sonra tekrar konuşuldu ama hani Hatırlıyorsanız en azından Şimdi Ben bu VTR'yi izledik Bu VTR ile ilgili yorum yapayım Tabii. Bu VTR'de öyle çok hani böyle bir e, Sertlik göremedim ben Hı -hı. Yani normal Zaten abi bu oyunda sertlik yani sertlik gördük mü görmedik mi falan böyle bir oyun değil ki bu abi. Bu oyunda ...korokor mücadele herkes birbirine istemeden mesela şey kızın gözü gitti. Neydi bizim Berna'nın Berna gözü. Berna şişti. E şişti. Oradan sonra başkaları da darbeler falan alıyor. Bu oyunda hamama giren terler abi bu oyunu bu oyun oynanıyorsa eğer bu oyunda darbe de alacaksın. Bu oyunda itileceksin de. Bu oyunda ters bir şey de gelebilir suratına muratına. Yani bunu engelleyemezsin yani orada. Bu tarz bir mücadele bu oyun. Hamama giren terler. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ay benim şurama bu oldu. Ay bana darbe geldi falan diyeceksen bu oyunu oynama abi. Bu oyun öyle bir oyun yani. Ha o zaman dersin ki prodüksiyona benim canım yacıyacak ben bu oyunu oynamak istemiyorum de. Konuş prodüksiyonla. Bu oyunu oynuyorsan eğer her türlü darbe de gelebilir. Her türlü bir şeye de maruz kalabilirsin. Yani ne yapacak abi şimdi karşısındaki yani ne yapacak yani bu nasıl bir böyle hafif hafif hafif, hafif bir dokunacak abi. Bu oyun öyle bir oyun değil ki. Gireceksin, dalacaksın. Ne yapacaksan yapacaksın. Arena'ya çıktıysan arena'nın hakkını vereceksin kardeşim. Bu kadar. Buyurun efendim. <laughs> Çok katılıyorum Murat abiye. Yani bu oyunda sertliğin bu kadar tartışılıyor olmasını da hiç anlayabilmiş değilim. Kötü niyetli olmadıktan ve faal olmadıktan sonra bu oyunu zaten sert oynamak zorundasın. Sertsen, işte sikletin e, büyükse, güçlüysen, e, çeviksen kazandı, kazandığın bir oyun. Yani parkurda hız nasıl avantajınsa... Bu oyunda da el çabukluğun ve sertliğin, kol gücün bir avantaj. Şimdi sen karşındaki güçlü ve sert diye bunu şikayet edemezsin. Bu şeye benzer yani. Aleyna'nın çıkıp parkurdan sonra Seda yalnız çok hızlı, çok hızlı koşuyor, benden önde geliyor diye şikayet etmesi gibi bir şey. Yarışmacılar şunu unuttu Furkan bence. Yani Survivor'ı sadece e, Seda ve Damla gibi kafa yapılarındaki yarışmacılar özellikle parkur sanıyorlar. Unutuldu geçmiş de unutuldu. Ben size bir şey hatırlatayım. İhsanla Merve Oflaz'ın finalini hatırlayın. Nasıl bir oyunla şampiyon oldu Merve Oflaz? Yani hatırlıyorum ben dün gibi bir değil mi? Böyle box e, boks şeyi gibi bir şeye tutulup sarılıp orada dur en çok duran kazanmıştı. Yani statik bir oyundu. Statik evet. bir oyundu. Şimdi biz Merve Oflaz'ın şampiyonluğuyla e, başka birinin şampiyonluğunu mu kıyaslayacağız mesela? O öyle bir oyunda şampiyon oldu ama Seda bence o kafada. Yani şimdi deseler ki e, böyle bir final yapıyorsunuz. Ya sen bu oyunda şampiyon oldun ama gibi oyun küçümseme başladı. Çok yanlış. Bence hatta daha da fazla olma, olması gerekiyor. Puzzle'ların da daha fazla olması gerekiyor. Hani hızlı koş, hatta koşan... Hatta ben düellolara bile puzzle ekleyebileceğini bence de, söyledim. Hızlı koşan e, yarışmacıların genelde böyle mesela puzzle'ları işte bu e, statik dediğiniz oyunları küçümsemesi ve önemsememesi görüyorum ben Survivor'da çok fazla. Mesela... Aleyna Seda'yı öyle bir oyuna yendiği zaman tamam beni parkurda al da görelim. Yo orası da parkur. O da bir sayı kazandı takımına. O da bir dokunulmazlık. O dokunulmazlıktan sonra da kaybeden bir isim yazıldı ve belki de adaya veda etti. Yani hani bu e, bence parkurda hızlısınız diye diğer oyunları önemsemiyor gibi göstermemelisiniz. Yarın bir gün bu senenin finalinin öyle bir oyun olmayacağının garantisi var mı? Kim biliyor yani ya da bunu? Ben kesinlikle eleştiriyorum. Bu da oyundur, bu da parkurdur. Helal olsun kazananlara. Buyurun. İhsan'cığım bu oynadığı oyunu bize bir hatırlatabilir misin? Nasıl bir oyundu? Böyle... Ya aslında bir direk var. Hmm. Ee, ama o direk sallanan bir direk. Ee, hani Sen onda mı kaybettin? Box, box şey ne denir? Box, box minderi mi denir? Box minderi diyebiliriz. Sen onda abi. mı kaybettin? Evet. Onda, onda Merve. Ye. evet. Onda böyle asılıyorsun. Sen nasıl bu halinde Merve'yi o boxta kaybettin? Abi işte orada box da orada da olmadan. bir denge var. Yani şöyle He. bir denge var. Mesela şimdi senle Hanzade'de oynasanız o biraz Hanzade'ye bakadabilir yani o oyun. Şey ama biz Tabii mesela şey. Hanzade ile oynasak kimin kazanacağı belli olmayacak bir oyun. Çünkü yani şimdi bir kitapçık var Survivor'da. Şimdi eş değer yani bir kadınla bir erkeğin yani erkek daha kuvvetlidir kadına göre ama daha da ağırdır. Dolayısıyla senin ağırlığın bir dezavantaj oluyor kuvvetin avantajken aynı şekilde Hanzade benden daha kuvvetsiz ama daha hafif. Onun da eksileri ve artıları var. Dolayısıyla hani eş değer bir oyun oluyor. Daha önce yıllarca oynanan oyunlarda, bu oyunlarda kazanan erkek de oluyor, kadın da oluyor. Dolayısıyla Hani çok unisex oyun dediğimiz oyunlar. Yani hem kadına hem erkeğe bakabilecek oyunlar. Sine oyunu bir yerde bulup izleme şansımız var mı? Var tabi abi. Youtube'da falan vardır yani. O oyun var mı? Çok merak ettim bulacağım. Vardır. İlla ki vardır. Bir yerlerde vardır. Yani e, ben şimdi senin bu yorum e, oyunla ilgili yorumlarına ve Hazar'dan yorumlarına harfiyen katılıyorum. Hani aslında net bir yorum. Çünkü şöyle. Bu tarz oyunların bence çoğalması da gerekiyor Survivor'da. Yani Survivor'da koştur koştur at, koştur koştur attan biraz çıkmak lazım. Furkan da dediği doğru. Belki biraz puzzle koymak lazım. Geçtiğimiz senelerde matematik işlemleri falan da vardı. Yani niye bunlar da olmasın? Hatta e, düellolara bile eklenebilir. Düellolarda puzzle bence gelmek durumunda bir yerden sonra. Çünkü bir arkadaş da zekasına güveniyordur. Hafızal, e, hafızasına güveniyordur. Ben bununla ilgili bir oyunu istiyorum diye de bilir. Çünkü sen %70 ile geliyorsan oraya mesela %68 ile geliyorsan rakiplerin %58 ile geliyor. Bir şey sende haksa onu da isteyebilirsin. Ben dersin ki bu oyunda puzzle olsun da istiyorum diyebilirsin. Bence bu da bir seçenek bu da olabilir. E, o haktır çünkü yani oraya kadar gelmiş adam bütün sezon boyunca e, %70 ile bir ortalama yapmış. Bazı istekler oraya eklenebilir. Ee, belki böyle bir oyun bile gelebilir ileriki yıllarda bilmiyorum bu sene için kolay olmayabilir ama şimdi mesela bu oyun kime bakıyor Ogede'ye bakıyor Nagihan'a bakıyor bu adamlar finale kadar geldiklerinde %75 ile gelmiş mesela Nagihan ben böyle bir oyun istiyorum finalde niye diyemesin mesela belki final oyunları da öyle olacaktır hiç bilmiyorum ama 3 tane oyun seçeceksin birini sen seçeceksin mesela bilmiyorum. ben bu oyunu istiyorum dersin çünkü kendine bu oyunda güveniyorsun daha fazla avantajlı olduğunu düşünüyorsun. Neden olmasın? Dolayısıyla oyun oyundur. Yıllardır oynanan bir oyun. Yani Survivor'da bu oyun nereden çıktı? Bu oyun öyle bu oyun böyle diye eleştirilemez. Foul olayına gelince de evet foul belli. Yani foul kuralları, oyunun kuralları önceden yarışmacılara anlatılmıştır. Orada zaten belki de 10 tane <laughs> kamerayla çekilen e, bir tane yuvarlan içerisinde oynadığınız, bir ring gibi bir yerde oynadığınız bir oyun. Her açıdan görüyorlar sizi. Hakemler var. Var var. Kameralar var. Her şey var. Yani foul ise zaten foul deniyor. Nitekim de dendi. Foul'lü bir hareket yapıyor. Evet foul dendi. Burada foul yok dendi. Bunun üzerine hala sert oynadı, foul yapıldı falan gibi şeyleri geçecekler. Çünkü oradaki herkes neyin ne olduğunu görüyor. Bir yani Hazard'ın şu şey çok doğru. O zaman yani Kardeniz mesela geldi de, de Enagen çok hızlı. Yani Seda hayır. çok hızlı. Ben nasıl mücadele edeceğim diye şikayet etseydi o zaman. Yani hızla ilgili nasıl şikayet edemiyorsan bir insanın da gücüyle ilgili, Taktik becerisiyle ilgili şikayet edemezsin. Avatar Atakan'a karşı oynuyorsun. Adam zaten ring adamı. Sen şimdi diyebilir misin ki Atakan zaten ringde oynuyor. e ne yapalım? Yarın öbür günde başka bir yerde oynuyor bu Yüzücü adam. Var, bu, adamı, de e, bu adamı suya sokuyorsun ondan sonra sende. Dolayısıyla bu oyun çeşitliliği içerisinde bununla ilgili eleştiriler yapılamaz. Her türlü oyun zaten önüne geliyor. Ben hatta çeşitlendirilmesi taraftarıyım. Şimdi biz bu sene farklı bir sene yaşıyoruz. Nedir bu senenin ismi? Survivor 2024 All-Star Performans Senesi diye geçiyor değil mi? bu zamana kadarki Survivor'larda nasıl şampiyon olunuyordu? SMS'le. Nasıl eleme oluyordu? SMS'le. Sen çık parkura, istersen onda on 10 yap. O hafta bir kişiyle SMS'e giriyorsun. Eğer halk onu daha çok seviyorsa sen gidiyorsun, o kalıyor. O yüzden kaçta kaç yaptığının çok da büyük bir önemi yoktu işin son noktasına geldiğimizde. Ama performans senesinde bunun önemi arttı. Elemeler bunun üzerinden oluyor efendime söyleyeyim 1 milyon TL'lik bir ödül oldu. O ödülde biz ne gördük? Acun Medya bütün atışlardan oraya koymuş. Diyor ki kardeşim sen hangi atışına güveniyorsun? Gel onu burada at. Ondan sonra dönüp de ya siz benim bizim yapamadığımız atışı koydunuz diye dönüp bize şikayet etme. Veya düellolarda ne oldu? İkinci atış geldi. İkinci atış ne demek? Yani biz bir tane atışla kaderimiz belli oluyor. Belki de ikinci atış olsa ben burada kalırdım diyebilen yarışmacı olmasın diye düellolara parkur konuldu. Parkurun sonuna bir atış daha konuldu. Onun sonuna bir atış daha konuldu. Üstüne bir de playoff sistemi yapıldı. E sen bunun içinden eleniyorsan sen zaten burada kalmayı hak etmiyorsun demektir. O yüzden farkında mısınız giden yarışmacıların hepsi Hadi alas mı aldık diyerek gidiyor. Önceden öyle değildi. Ama öyle oluyor Acun Bey, böyle oluyor şöyle. Kim ne diyecek abi? Performans. Çık sahaya, kazan. Acun Medya'nın aldığı en önemli kararlardan bir tanesidir performansa döndürmesi için. Ve ben bundan sonra performansa devam edeceğini düşünüyorum Survivor'ın. İzlemek de çok büyük keyif oluyor. Kendine göre hak edenlerin daha kazandığı bir platforma dönüştü. Çünkü eskiden sevgi odaklıydı. Yani bir insan ne kadar çok seviliyor. Çünkü bizim halkımız çıkıp da bu listeye göre oyatmaz. Yani çıkıp da ben bakayım şu listeye ha tamam o zaman onu oy atayım. Öyle bir durum yok. Bakar abi der ki ya ben Murat Özor ya hastayım abi adam çok sempatik geliyor bana. İsterse onda da sıfır yapsın. Nitekim bunun örneklerini gördük. Kimde gördük? Sabriye'de gördük. Ya, pota kraliçesi deniyordu kadına. Çıkıp performans gösteremiyordu. Kaç tane potadan çıktı belki? 10 küsür potodan çıktı. Onun gibi birçok yarışmacı var. Yani evrim keklik Hanzade'yi gösteriyor İhsan. <laughs> yani kaç tane potodan çıktın? Dokuzdan dokuz. çıktım. E, tamam şimdi dokuz, dokuz tane potodan çıkmışsın. Şimdi bu bir başarıdır. Ama şimdi artık işler değişti. Survivor'da bu tarz dinamiklerin olması çok önemli. Yarışmacılar bu durumdan şikayet etmesinler. E, parkur ayırmasınlar. Ben siklet farkı kısımlarına da şöyle katılmıyorum. Çünkü biz Survivor'da bir eşitlik sağlayamayız ama adalet sağlayabiliriz. Çünkü değişkenlikleri çok fazla. Bugün başka oyun oluyor, yarın başka oyun oluyor. Kendi potansiyelini iyi kullanan yarışmacı bu oyunda da kazanır. Mesela